1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra 64. hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev almamın hemen akabinde sizlerle bir araya gelmem gerektiğinin farkındaydım. Çünkü son yaşadığımız Rusya Federasyonu ile yaşanan uçak krizinden en çok etkilenecek olan Antalya ilimiz. Antalya ilimiz bizim için, turizm sektörü için çok önemli. 4,5 milyon Rus turistin %75'i Antalya'yı tercih ediyor. Ve G20 zirvesine ev sahipliği yapmış olması aynı zamanda Antalya'nın ve G20 tarihinde en iyi G20 toplantısını yapmış olması Antalya'nın yıldızını daha da bir parlattı. Öncelikle Antalya'nın dünya üzerinde oluşan bu parlak algısını hem sürdürülebilir kılmak hem de sektör temsilcilerinin son yaşanan olaydan en az şekilde etkilenmesini sağlamak tabii ki devlet olarak bizim görevimiz. O yüzden Antalya'mızda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sadece Antalya'mıza, bu konuştuğum çerçevede Antalya'ya ilişkin bir toplantı. Önümüzdeki ay içerisinde Türkiye turizmine dönük daha kapsamlı bir toplantıyla sizlerle bir araya geleceğiz. Yaklaşık 2 günlük bir çalıştay olarak bunu şu anda planlıyoruz. Sektörün bütün sorunlarının masaya yatırılacağı ve sektörün devlet tarafından önümüzdeki süreçte nasıl desteklenmesi gerektiği, diğer taraftan yeni bir turizm strateji belgesinin hazırlanması gerekliliği ve bu konuda önümüzdeki 4 yıl yapılması gereken yasal düzenlemeler, bunların hepsini konuşacağımız daha büyük ve daha geniş bir toplantı yapacağız. Takdir edersiniz ki hükümetin kurulduğu gün 24 Kasım günü yaşanan olay bir taraftan siyasal anlamda, öbür taraftan uluslararası ilişkiler anlamında her iki ülkeyi de etkiledi. Nihayetinde biz Türkiye olarak Suriye sınırına ilişkin daha öncesinden açıkladığımız angajman kuralları gereği 3 defa Rusya Federasyonu tarafından Türk hava sahasının ihlali neticesinde Rusya Federasyonu'nun ilgili makamları gerektiği gibi uyarılmıştı. Artık 4. Hava ihlalinden sonra bunun altını çizerek söylüyorum. Milliyeti bilinmeyen bir uçak angajman kuralları gereği düşürüldü. Ve ondan sonraki süreci de beraberce yaşadık. Şimdi biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak öncelikle bu süreçten turizm sektörümüzün en az şekilde etkilenmesi ve hatta bunun bir fırsata dönüştürülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunun bir fırsata dönüştürülmesinden kastettiğim şudur. Biliyorsunuz her kriz aslında kendi içinde birçok fırsatı barındırır. Dolayısıyla biz turizm sektörüyle birlikte oturup bu konuda telafi edici tedbirler neler olabilir, yapısal tedbirler neler olabilir, bu kriz vesilesiyle turizm sektöründe atılması gereken adımlar nelerdir, bunları etraflıca ele almak ve yapısal tedbirler oluşturmak durumundayız. Biz krizin olduğu gün saat 4.30'da bakanlığı devraldıktan hemen sonra
Sayın Müsteşarımız Haluk Dursun Bey'le görüşerek ve ilgili genel müdürlüklerimizle görüşerek benim başkanlığımda hemen bir kriz masası oluşturdum. Ve ondan sonraki süreçte de tamamen sürecin doğru şekilde yönetilmesi için adımlarımızı attık. Bakanlar Kurulu'na konuyu kapsamlı bir şekilde taşıdık ve daha sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldık ve bugün sizlerle bir arada sizin meseleye bakışınızı, sizin önerilerinizi, sizin bu sürecin nasıl yönetilmesine dönük bize sunacağınız teklifleri burada ele alacağız. Ve sizin tekliflerinizi Bakanlar Kurulu'nda ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alacağız ve değerlendireceğiz. Ve ikinci adım olarak da dediğim gibi daha kapsamlı ve 2 gün sürecek daha büyük bir turizm çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Değerli basın mensupları, bizim öncelikle ön açıklamalarımız bu kadar. Şimdi müsaadenizle biz sektör temsilcilerimizle toplantının kapalı kısmına geçeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.